ederim. Aşkım benim. Ahmet git, ne olur git Ahmet, git. Farklı bırak, aç kapıyı dedim. Gel gelin. Onur. Kadir. Kadir, buraya gelmen gerek. Ne oldu? Alo Fatma Nur. Fatma Nur, cevap versene, bir şey mi oldu? Fatma Nur, cevap versene. Sana bir şey mi oldu? Herife bak, gelmiş benim mekanımda bana posta koyuyor. Sen de öyle mal mal bakıyorsun. Abi, Ediz öyle söyleyince şey yaptım. Boşluğuma geldi yani. Oğlum az kalsın dayak yiyordum lan. Boşluğuma geldi ne demek ayı? Adam değilsiniz ulan. Hiçbiriniz adam değilsiniz. Şafak, oğlum herif bir anda saldırdı lan. Anlamadım ki ben ne olduğumu. Lan yürü git. Anlamamış. Ben ona yapacağımı biliyorum. Babaannesiyle yaşıyor değil mi o? Ha. Bir babaannesi var. O zaman gidip o babaannenin ellerini bir öpelim. Oğlum saçmalama lan. Yaşlı başlı kadın. Bana saldıran sonuçlarına katlanır kardeşim. Onu benim mekanıma gelip bana posta koymadan önce düşünecekti. Onun kadına bir şey yapma lan. Size ne oluyor oğlum? He? Yok onu yapma yazık, yok bunu yapma günah. Sanki gidip kadının gırtlağına yapışacakmışım gibi tripler falan. Ondan değil de ne yapacağını kestiremiyoruz bu aralar. O ne demek oğlum? Babaanne ne lan? Babaanne Selim'in zayıf noktası kardeşim. Anladın mı? Zayıf noktası. Oğlum gitti lan manyak. Haksız mıyım abi? Abartmıyor mu şimdi?
bir şey oldu Kadir. Kadir, ben onu öldürdüm. Öldürdüm Kadir. Kafasına vurdum bir şeyle. Yerde kaldı Kadir. Ahmet dedim, ses vermedi. Ahmet dedim, hiçbir şey söylemedi Kadir. Tamam, sakin ol. Tamam. Tamam. İsterek yapmadım Kadir. Ama kapıyı kırdı. Üstüme yürümeye başladı. Ben kim arayacağımı da bilemedim Kadir. Ne yapacağımı bilemedim Kadir. Sakin ol, tamam. Öldürdüm. Tamam. İstemeden oldu. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Tamam. Bir sakin ol. Bir sakin ol. Her şey hallolacak. Sakin ol. Ben bir bakayım, tamam mı? Bekle burada. Orada aşığını mı çağır? Ahmet. Ahmet, ben sana bir şey oldu zannettim. Bir şey oldu zannettin mi? Zaman geçirmeden hemen sevgilini çağırdın, öyle mi? Ahmet, yanlış anlıyorsun. Sen karışma. Neyi yanlış anlıyormuşum ha? Doğruyu anlatın da bilelim o zaman. Karım başıma vurdu ve beni bayılttı. Seni çağırdık, işte burada karşımdasın. Fatma Nur korktuğu için çağırdı beni. Neden korktuğu için? Ha? Neden korktuğu için? Yoksa ikiniz beni öldürüp gömmeyi mi planlıyordunuz? Sana bir şey söyleyeyim mi hayatım? Onun için bana daha sert vurman lazım. Ahmet, bak saçmalıyorsun. Gel seni bir doktora götüreyim. Sen iyilik meleği misin lan? İkinizin çevirdiği dolapların farkında değil miyim sanıyorsunuz? Evimden defol. Defol git evimden. Polis çağırmadan hemen evimden defol. Fatma Nur. Fatma Nur mu? Sen beni duymadın galiba. Sen istersen değil. Fatma Nur isterse giderim. Tamam mı? Ahmet bak sakin ol. Durum sandığın gibi değil. Durum ne sandığım gibi değil lan? Ha? Evimde ne işin var lan senin? Defol evimden! Bak bir yerine bir zarar vereceksin. Ahmet. Seninle kavga etmeye gelmedim. Kadir. Kadir, ne olur git. Lütfen. Lütfen git. Karımı duydun. Hemen evimden defol. Lütfen Kadir. Artık ağlamayı kes de bana cevap ver. Bu gözyaşlarının benim için hiçbir değeri yok. Hiç. Söyle Fatma. O herifi evimize hangi yüzle çağırdın? Ahmet, gerçekten sana bir şey oldu sandım. Bana bir şey oldu sandın, öyle mi? Bana bir şey oldu mu sandın? Sonra da aklına ilk geleni. Aşığını bu eve çağırdın. Ben de saf gibi seni burada bekledim. Sana inandım ve seni burada bekledim.
Sen benim karımsın Fatma'dır. Ahmet! Sen benim karımsın. Ahmet dur! Duyuyor musun? Ahmet! Sen benim karımsın. Ahmet yapma. Sen benim karımsın. Ahmet! Benim karımsın. Benim karımsın. Ahmet bırak. Ahmet bırak lütfen Ahmet. Ahmet bırak. Ahmet bırak. İmdat! Sadece benim karımsın. Benim karım. İmdat! Hadi! Sen aşağılık herifin tekisin. Bir kadına bunu yapabildiğin için aşağılık, zavallı bir adamsın. Yürü. Fatma. 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 Efendim babaanne. Tamam geliyorum. Sen geç geliyorum. Şule. Ne yapıyorsun burada? Ben Selim'le konuşmaya gelmiştim. Anladım. Yalnız geleceğinden Selim'in haberi yoktu. Yani biz... Yani siz birlikte miydiniz? Yani evet. Ben şey için gelmiştim. Selim benim için Şafak'la kavga etti de. Anladım. Ben daha sonra gelirim o zaman. Şule. Ya ben çok üzgünüm. Öyle mi o? Ne oluyor Ela? Bilmiyorum, anlamadım. Kıskandı herhalde. Açıklamaya çalıştım ama dinlemedi, çekti gitti. Sen burada bekle, geliyorum. Şule! Şule, durur musun? Dur dedim. Bırak kolumu. Neye sinirlendiğini söylemeden bırakmayacağım. Selim bırak kolumu. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok artık benim. Konuşacaksın, ne olduğunu anlatacaksın. Asıl sen anlat ne olduğunu. Şafak Leyla yüzünden niye kavga ettiğini anlat mesela. Madem aranızda hiçbir şey yok, o kız ne arıyor gecenin bir saati burada? Böyle saçma sapan bağırmazsan anlatırım zaten. Bağırırım. Keşke kafanda böyle kurmadan önce gelip bana sorsan ne oldu diye. Soracak hiçbir şey yok, görünüyor her şey zaten. Ne görünüyor acaba? Bir de ben anlasam? Beni aldattığını, salak yerine koyduğunu görüyorum. Bunun ne işi var burada? Ben çağırdım. Ne var? Sen meşgul olduğun için eve bıraksın diye. Kendine gel, o arabaya binmeyeceksin. Öyle mi? İzle ve gör. Ne oluyor ya? Şafak, soru sorma ve devam et. Hemen in o arabadan. Bu niye öyle bağırıyor? Şafak, lütfen gidelim buradan. Olur. Benim hemen gitmem lazım. Tamam, ben taksiyle giderim. Dikkat et lütfen. Ne
İyi misin? Hayır. Kendimi çok kötü hissediyorum. Sanki vücudum, beynim uyuşmuş gibi. Hıçkıra hıçkıra, bağıra bağıra ağlamak istiyorum. Ama içimde bir yer kas katı olmuş sanki. Ne hissettiğimi de bilmiyorum. Öyle. Uzaktan bir yerden kendimi izliyormuşum gibi hissediyorum. Her şey düzelecek, merak etme. Ben hep senin yanındayım. Biraz daha oturalım mı burada? Tabii. Ne kadar istersen. Burası orası biliyor musun? Evet. Daha önce de geldim buraya. Sen yokken. O kadar çok anlattın ki bana burayı. Gelip buraya karşıya bakarak hayaller kurduğunu. Peki şimdi ne olacak? Biz ne istersek o. Biz diye bir şey kaldı mı? Ben onu da mahvettim değil mi? Hani insan incittiği yerden inciniyor ya. Kendimize bunu yapmayalım ben olur. Olur mu? Olur. Kadir. Özür dilerim. Her şey için. Çok özür dilerim. Ayrılmıyor. Şafak lütfen yavaş, lütfen. Ya yavaşlarsam yakalar, biz ondan kaçmıyor muyuz? Ya evet ama Şafak yavaş, yavaş. Tamam dur, atlatacağım şimdi, tamam. Kahretsin.
Babam. Selim aç gözünü ne olur. Allah kahretsin. Selim aç gözünü ne olur da aç. Selim. Şafak bir şey yap. Ambulans çağırın Şafak. Selim ne olur aç gözünü. Selim. Selim Şafak. Selim ne olur aç gözünü, kendine gel Selim. Selim! Ambulans çağır, bir şey Selim. Yap! Selim! Oğlum aç gözlerini lan! Selim! 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 Aç gözlerini oğlum, aç lan! Selim! Selim ne olur aç gözünü, ölme. Kendine gel Selim! Yardım edin! Peki ya Şükran ne olacak? Ne olmuş Şükran'ın? Tedavisi. Şükran gayet iyi. Ameliyatı da iyi geçti Allah'a şükür. Gerçi Basri Baba'ya biraz borcum var ama olsun, öderiz inşallah. Nasıl? Basri Baba'ya mı? Hı. Ameliyat parasını Türkan Hanım vermeyecek miydi? Hayır. O nereden çıktı? Antakya'daki evi sattım. Basri Baba da sağ olsun dükkanı devretmiş. O şekilde denkleştirdik. Hem sen nereden biliyorsun ki? Yani Türkan Hanım'ın parayı vermek istediğini. Ne oluyor Fatma Nur? Bana söylemediğin bir şeyler mi var? Türkan Hanım sana bir şey mi söyledi? Türkan sana ne dedi? Söyle bana. Ne dedi? Söyle. Efendim şöyle. Ben bir doktorla konuşayım. Çok kritik. İç kanamasına müdahale ettik. Ama multitravma ve yaygın kırıkları var. Durumunu kontrol altına almaya çalışıyoruz şu anda.
önümüzdeki 24 saati atlatabilirsek size daha net bir tablo çizebilirim. Ama şu anda beklemekten başka yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Anladım. Biz elimizden geleni yapıyoruz, merak etme. Allah'tan ümit kesilmez. Geçmiş olsun. Şafak, ne oldu? Kaza oldu. Ya nasıl oldu ben anlamadım. Bir anda oldu her şey. Arkadan geldi kamyon. Tamam. Tamam, sakin ol. Sen iyi misin? Ne dediler peki? Bilmiyorum. Kadir Hoca içeride. Hocam ne olmuş? Ne dediler? Bilmiyorlar. Bekleyeceğiz. Peki Kıymet Hanım? Böyle bir sabah olsun da. Nasıl oldu Şafak? Anlamadım hocam. Bir anda arkama döndüm. Kamyon gelip... Neden bu kadar hızlıydınız oğlum? Derdiniz neydi? Ecelinize mi susadınız lan siz? Orada yatan sen de olabilirdin. Farkındasın değil mi? Hocam... Haklısınız ama şimdi biraz sakin olalım. Selim için. Bizimle beraber merak etmeyin. Tabii. İyi geceler. Kapattılar. Teşekkür. Kavga ediyordunuz değil mi? Evet. Sen o arabayı hiç almasaydın. Keşke o arabayı hiç binmeseydim. Keşke. Senin yüzünden oldu. Bana anlattıkların yüzünden. Saçma sapan lafların yüzünden. Kafama soktukların yüzünden. Böyle suçu bana atınca rahatlayabiliyorsan ne güzel Şule. Ama unutma. Selim o motorla beni değil, seni takip ediyordu. O kadar hızlı gitmek zorunda mıydın peki? O kamyon biz o kadar hızlı gittiğimiz için Selim'e çarptı. Kendi vicdan azabını bana yüklemeye çalışma Şule. Bugün orada olanların hepsi senin ve sevgilinin suçu. Peki sen? Senin suçun yok mu? Var. Keşke seni o arabayı hiç almasaydım. Sen eve git istersen. Ben Basri Baba'yı arayayım, gelip seni alsın. Zaten zor bir gece geçirdim. Kalsam daha iyi. İyi, sen bilirsin.
Ben evdekileri haber edeyim. Bakıyorum aranızdaki buzları eritmişsiniz. Bana yalan söyledin. Ameliyat parası konusunda bana yalan söyledin. Yok. Sana yalan söylemedim. Son ana kadar parayı verecektim. Ama onlar bulup getirmiş. Ne diyebilirdim ki? Gerçekten onurlu insanlar. Ahmet'e dönmezsem tedavinin yarım kalacağını, Şükran'ın da öleceğini söyledin. Ben böyle bir şey söylemedim Fatma Nur. Sen kendi kendine gelin güvey olmuşsun üzgünüm. Ama eğer ben isteseydim merak etme. Bana bu yaptığın şantajı Kadir'e anlatmayacağım. Bunun için yanıma geldin değil mi? Bunu Kadir'e söylememden korktuğun için. Senin için tek bir şey diliyorum biliyor musun? Umarım beni üzdüğün kadar üzülürsün. Üzülüyorum zaten. Günaydın Basri. Gelmemiş akşam. Çocuğun başında herhalde. Çocuğun durumu kritik diyordu. Aman Basri. Allah korusun gencecik. Ne yapayım? Ben de kahvaltı hazırlayayım bari. Yüzümü yıkayıp hemen geliyorum. Oo. Ayşe'sinin kuzusu. Uyandın mı sen? Gel bakalım. Örtümüzü serelim. Kime baktıydın? Aa, buna gir içeri. Çabuk. Fatma Nur. Burada mı? O burada ne arası? Basri. Efendim Ayşe. Kusura bakmayın rahatsız ettim. Ne var Ayşe? Fatma Nur'un kocası buradaydı. Onu burada sordu. Ne oluyor Basri? Cevap versene. Niye Fatma Nur'un kocası onu burada soruyor? Ne oluyor dedim. Fatma Nur nerede? Basri! Zahmet ettiniz. Kalkar ben alırdım. Sizin yerinizden oynamanız pek mümkün gibi görünmüyor.
Biraz zor günler geçiriyoruz. Ama bu defa elini bırakmayacağım. Kararlıyım. Sanırım onun sizin elinizi bırakmaması daha önemli. Umarım üzülmezsiniz. Her ikiniz de. Neyse, kimse bir şey söylemiyor. Ben gidip bir doktorla konuşayım. Buyurun, gelin siz oturun. Ben bakarım. Ne oluyor? Bilmiyorum. Hemşire Hanım, ne oluyor? Şu an size bilgi veremem. Doktorla konuşun. Kusura bakmayın lütfen. Hocam. Abla. Çok cihazı hazırlayın, çabuk. Neden kimse bir şey söylemiyor? Ne oluyor içeride ya? Hadi dayan oğlum, hadi dayan. Kimse yapma bunu, hadi dayan. Hocam ne olur ona bir şey olmasın. Bak, doktorları çağırdı, ellerinden geleni yapıyorlar, tamam mı? Biraz sakin ol kuzum. Daha çok genç öldü deme doktor, ne olur. Başınız sağ olsun. Allah sabır versin. Kaçmayacak ümitsiz aslında.
Günaydın. Ahmet, hoş geldin. Kahve içer misin? Olur, iyi olur. Ben söyleyeyim şimdi içeri. Zahmet olacak. Olur mu canım? Başına ne oldu? Ufak bir kaza sadece, önemli bir şey değil. Geçmiş olsun canım. Babamlar yok mu? İşteler. Sen okul yok muydu bugün? Vardı ama bugünlük kendime izin verdim. Fatma Nur? O gitti galiba. Evet. Gitti. Ben izninizle bir lavaboyu kullanayım. Tabii, tabii. Ne yapıyorsun? Fatma Nur nerede Şenay? Ben nereden bileyim? Bu aralar yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmiyor. Sana mutlaka söylemiştir. Bana neyi söylemiştir? Neden Ahmet sen iyi misin? Şenay, biliyorsan lütfen söyle. Ahmet ne oluyor? Siz yine kavga mı ettiniz? Neyi biliyorsan? Fatma Nur Kadir'le gitti. Nereye? Bilmem. Onu da sen söyle. Anladım. Sen Fatma Nur burada mı diye bakmaya geldin ama burada değil. Yani bize haber de vermedi, buraya da gelmedi. İnan ben de hiçbir şey bilmiyorum. Ama belki eve geri döner. Hiç sanmam. Fatma Nur Kadir'le birlikte Antakya'ya gitme planı yapıyor. Sen nereden biliyorsun? Sen de biliyorsun değil mi? Peki başka kim biliyor Şenay? Hiç kimse. Kimse bilmiyor. Ama zaten onlar gidemeyecekler. Fatma Nur bana en son seninle kalmak istediğini söyledi. Fatma Nur Kadir'le birlikte dün evi terk etti diyorum. Çocuklar, ne yapıyorsunuz siz burada? Hiç anneciğim. Ben Ahmet'e şeyi soruyordum. Acaba hani Sabri'ye resim dersi aldırsam erken mi diye. Burada mı? Dışarıda sizi bekliyorum ben. Haklısın anneciğim, kusura bakma. Öyle konuşmaya başlayınca dalmışız. Kahve için teşekkürler. Ben artık gideyim. Daha içmedin ki yavrum. İçmiş kadar oldum, sağ olun. Başka zaman. Hoşça kalın. Var bunun? Bilmem. Tamam oğlum, tamam. Başın sağ olsun. Ölmüş mü Basri? Ah yavrum. Ah. Anası babası biliyor muymuş? Perişan olmuşlardır şimdi. Bir baba annesi varmış. Kadir şimdi gidip ona söyleyecek. Yazık kadına. Allah'ım sen büyüksün. Nasıl söylenir bu Basri? Kadir oğlum, Selim dün gece eve gelmedi. Sabahı sabah ettim. Sana haber vereyim dedim ben de. Ama seni bana Allah gönderdi. Ne yaptı kim bilir yine bu? Onu söylemeye mi geldin Kadir oğlum? Niye geldin?
Kıymet Hanım. Selim miyim? Bir arkadaşına gitmiştir belki. Geç kaldı diye orada kalmıştır. Telaş etmeyelim değil mi? Selim benim hayatta kalan tek dayanağım. Ona kötü bir şey olmamıştır değil mi? Kadir oğlum kötü bir şey olmamıştır değil mi? Yine mi kavga etti birileriyle? Onu mu söylemeye geldin? Onu söylemek için mi geldin yoksa? Ama bak, merak etme hiç. Bu sefer ben de kızacağım ama. Babaanneler bu kadar üzülmez diye. Öyle diye. Saadettin Bey. Maalesef kaybettik. Ben bugün okula gelemeyeceğim. Bu ilçe milli eğitimle alakalı işi... Teşekkür ederim. Tamam, görüşürüz, sağ ol. Sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım mı? İstemez. Neredesin be Fatma Nur? Bir garipti. Ne demek o? Fatma Nur'u arıyor gibiydi ama bize bir şey belli etmemeye çalıştı. Seni sordu, belki senin yanına da gelir. Dur bakalım. Gelirse anlarız durumu. Bunlar gene kavga ettiler galiba. Ne oluyor durup dururken? Geçen gün kumru gibiydiler. Bilmiyorum Hayri, hiç bilmiyorum. Hay kafasında da bir yara vardı. Ama Şenay biliyor galiba. İçeride fısır fısır konuşurlarken yakaladım. Dur bakayım ben onun bir ağzını arayayım. Nihat'la konuşayım istersen. Yok yok gerek yok. Ben bir konuşayım da. Tamam. Bir şey öğrenirsen beni ara. Tamam ararım. Thank you.
neredesin be Fatma Nur? Kim bilir nerede? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel mürselin. Alâ sırâdın müstakîm. Tenzîlen azîzir rahîm. Litinzire gammem mâ üzre âbâ'ım fem âfilvem. Oğlum. Oğlum. Kalk be çocuğum. Kalk, bir babaannem de. Bu kadın çok kötü oldu lan. Olacak tabii abi. Torunu öldü lan kadının. Öldü lan çocuk. Baksana, Şafak bayağı çabuk atlatmış. Hiç umuru bile değil. Ne almış ablasını yanına? Konuşuyordu dün gece. Gidip babaannenin elini öpeceğim diye. Hadi öpsün şimdi. Şafak dedi. İlginç. Kaza diyorlar. Kim bilir ne oldu? Aslı siz Şule'ye bakın. Yine girmiş aile. Yapmacık yapmacık ağlıyor. Sanki çocuk onun yüzünden ölmedi. Oğlum kadın çok kötü oldu ya. Benim adımı da Edis'e bu işte kesin bir erten işbirliği var abi. Şafak boşu boşuna ablasıyla bu kadar sıkı fıkı olmaz. Önce de. Gerizekalılar. Bir şey mi dedin? Yok bir şey. İyi misin? İyiyim. Yaşıyorum sonuçta. Senin bir suçun yok Şafak. Bu sadece bir kazaydı. Paşam. Selim'im. Ah. Kadir. Oğlum. Ah benim paşam burada. Benim paşam burada nefes alamaz ki benim çocuğum. Benim paşam. Ah burada. Burada böyle nefes alamaz benim çocuğum. Ah, nefes alamaz. Kaldırın onu buradan.
Nefes alamaz benim çocuğum. Ah benim oğlum daha çok genç. Kaldırın onu buradan. Beni koyun onun yerine. Allah'ım, Allah'ım. Ne olur beni koyun. Ben yatarım onun yerine. Ey Allah'ım. Allah'ım. Olur. Benim canım ağlaydın onun yerine. Allah'ım benim canım ağla. Allah'ım kalk be oğlum, kalk be. Yavrum sen ben yatayım yerine. Ben yatarım seni yerine. Yavrum. Yavrum, başım senin annenin. Ah benim başım. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk. Hiç beklemiyordum. Bu ne sürpriz? Geç otur. Hem bir çayınızı içmek hem de biraz sohbet etmeye geldim. İyi ettin. Hemen söylüyorum çayları. Kızım bize iki çay getir. Şenay. Fatma Nur'u arıyorum sabahtan beri. Telefon hep kapalı, ulaşılamıyor diyor. Sen hiç konuştun mu bugün, onu soracaktım. Yok, ben hiç aramadım. Ne oluyor Şenay? Anlamadım anne, ne oluyor? Bakıyorum karı koca birbirinizin huylarını iyi kapmışsınız. Nihat yapar böyle zaman kazanmak için. Afiyet olsun. Sağ olun. Anlat bakalım. Geçtiğimiz gün biz bir aileyiz ve sorunlarımızı kendi aramızda çözmeliyiz demiştiniz. Evet. İşte ben de bunun için geldim. Hayrola, bir sorun mu var? Fatma Nur evi terk etti. Niye? Evi terk etti ya da Kadir'le birlikte kaçtılar. Tam emin değilim. Ne zaman? Dün gece. Ahmet sen ne diyorsun? Kızınız evi terk etti diyorum. Sizin sözünüze inanarak buraya geldim. Kendi başıma iş halletmiyorum. Aile arasındaki dertler daha kolay çözülüyor değil mi Hayri amca? Fatma Nur nerede? Güzel bir soru. Ama bilmiyorum. Gerçi bir rivayete göre Kadir'le birlikte Antakya'ya döneceklermiş. Herhalde yoldalardır. Öyle şey olmaz. Fatma Nur senin karın. Başka bir adamla hiçbir yere gidemez. Böyle bir şeye izin veremem. Umarım babacığım. Umarım. Ben de zaten bu yüzden buradayım. Ahmet de gelip evi terk etti dedi. İşte durum bu. Hayri bu para meselesinden hiç söz etmedi bana. Hoş. Görüyorum ki sen de hiçbir şey söylememişsin. İyi de anne, ben hem Fatma Nur'un hem de senin sırdaşın olamıyorum. Ne demek bu şimdi? E çünkü senin ne zaman babamın tarafına geçeceğin belli olmuyordu ondan. Şenay. Gerçek bu anne. Şimdi de ikiniz bir olup kızı o eve geri yollayacaksınız.
Üstelik Kadir'i ne kadar sevdiğini bile bile. Babanıza karşı hep sizin yanınızda durdum. Ama bana doğruları söylemezseniz ben nasıl sizi savunabilirim ki? Tamam işte, şimdi her şeyi söyledim. Madem sen de bu durumdan şikayetçisin, aramızda sır da kalmadı, gerçekleri biliyorsun. Ama bakalım bu sefer kimin yanında olacaksın anne? Ben ölseydim, yani ölen ben olsaydım, üzülür müydün? Saçmalama Şafak, tabii ki üzülürdüm. Peki. O da üzülürdü. Daraldım, ben çıkıyorum. Üzüldüğünü söyleyebilirsin. Kimse seni bunun için ayıplamaz. Ben neden üzüleyim ki? Benim bir hatam mı var? Vicdan azabı falan da çekmiyorum. O yüzden mi sabahtan beri kedi yavrusu gibi karşımda oturuyorsun? Ben sana destek olmak istemiştim. Ama belli ki sen yanlış anlamışsın. Ne konuda bana destek oluyorsun Şafak? Kocan gözlerinin önünde başka bir kadınla beraber olduğu için. Şafak, sana daha önce de söylediğim gibi Kadir Hoca ile ona yardım etmek için evlendim. Aramızda duygusal bir ilişki yok. Abla, üzüldüğünü söyleyebilirsin. Bunun için kimse seni ayıplamaz. Hadi ben kaçtım. Kıymet Hanım'a nasıl bakacaklar peki? Bilmiyorum ki. Sonuçta akrabaları. Biz alıyoruz yanımıza dediler. Ben de bir şey diyemedim. Haklısın. Yarın arar bir konuşuruz. Olur. Sen nasılsın peki? Bilmem. Her ölüm erken derler ama bu gerçekten biraz erken oldu. Daha içime sindiremedim. Çocuk hayatımın bağrındaydı. Sanki bugün onu değil de bir başkasını gömdük. Takdir ilahi ne desek boş. Buradasın. Yanımdasın. Hayattasın. Hadi gel. Ne oldu? Ya ben Ayşe abladan biraz korkuyorum. Ben de. Şükran'ın ejderhaları bile korkar onu. Bak çok yorgunuz. Zor zamanlar geçiriyoruz. O eve bir daha dönemezsin. Artık babanın evine de dönemezsin. O yüzden mecburen Ayşe bizi bağrına basmak zorunda. Başka çare yok. Hazır mısın? Şimdi hazırım. Hadi gel o zaman. Bir saattir seni arıyorum. Neredesin sen? Bir saniye bekle. Buradayım baba. Müsaadenle telefonla konuşuyorum. Çabuk şu telefonu kapat. Çok önemli bir konu var. Çabuk odama gel. Bu akşam hallediyoruz. Sen ne diyorsan onu yap. Tamam. Sen nasıl istiyorsan. Patron sensin bu akşam.
Başınız sağ olsun çocuklar. Sağ ol baba. Sağ ol. Ay, kim geldi? Baba. Kuzucuğum. Ben kuzucuğumu bugün çok özledim ya. Çok. Oh, sen neler yaptın? Resimler mi yaptın babaya? Tatlım benim. Çok da güzel yapmışsın. Kadir, sana ne yaptım bir bilsen. Neyse. Akşam yerken görürsün. Ben konuşurum şimdi. Sen dert etme. İstersen ben konuşayım. Kabahati ben işledim. Özrümü de ben dileyim. Sen bilirsin. Ben de şu tatlı kuzuyu biraz seveyim ha. Hı? Oh, babasını da özlemiş bu babasını. Ne dersin baba? Bazen aynı dili konuşmak yetmez. Gönülden de anlamak gerekli. Bırakalım kadın kadına kabul etsinler. Kocan sana eziyet mi ediyor? Kalama. Kadir'le koklaşmak, yaklaşmak yok bilesin. Sen evlisin. Tamam. Ne diye evlendin o adamla? Kadir beni unuttu zannettim. O kadınla gerçekten evlendi zannettim. Bir de öyle nikahda görünce. Senin ağzın dilin yok mu? Efendim? Madem nikaha geldin, gördün Kadir evleniyor. Ne diye hesap sormadın? Bana ümit verdin. Nedir bu yaptığın diye ortalığı inletmedin. Yapacaktım aslında. Son dakika girecektim ama babam tuttu. O senin baban yok mu o senin baban? Onun yatacak yeri yok. Ne izittir o? Kadir'im etmediğini bırakmadı. Ne yalanlar söyledi bir bilsen. Ne yalanlar söyledi? Aa, senin bunlardan haberin yok besbelli. Söyler mi ki? Söylemez tabii. Biz Kadir'e... Ayşe abla. Baktım kavga gürültü yok. Ben de geldim. Niye? Yemek hazır mı diye. Basri baba sordu. Söyle Fatma Nur'la anca. Baksana eli çok ağır. Bana kalsa şimdiye kadar çoktan kavurmuştum pirinci. Hala ayıklıyor. Tamam yeter bırak bırak. Tamam yeter. Bir saattir bir o tarafa bir bu tarafa atıp duruyor pirinci. Aa, Ayşe ablacığım aşk olsun. Ben de burada bir iş yaptığımı zannediyorum. Hmm, biz Şükran'ın önüne de bırakıyoruz böyle. Eğleniyor. Ver şunu ver. Tamam yeter bu kadar. Fatma Nur verdi biliyor musun? Hayır, neden?
Telefon ediyorum, telefonu kapalı. Ahmet'i arayalım. Fatma Nur evi terk etmiş. Kadir eve gelmiş, Fatma Nur'la onun da gitmiş. Bana şu herifin evinin adresini bul. Hadi. Niye? Ne niye? Gidip Fatma Nur'u alalım diye. Saçma sapan işler yapıyor. Baba. Nihat hadi. Hadi Nihat. Peki baba sen bilirsin. Peki baba sen bilirsin. Neden sürekli arkamdan iş çevirip yalanlar söylüyorsun Fatma Nur? Ha? Neden? Seni seviyorum diye. Bana böyle kötü davranmak zorunda mısın? Ahmet bırak. Seni böyle korkutuyormuşum gibi davranmayı kes. Arkasından bıçaklanan, yaralanan, karısı tarafından aldatılan benim. Ahmet bırak. Bırakmam. Bırakırsam sevgiline kaçarsın. Yeter bırak, o benim sevgilim falan değil. Yazık sana. Ben de sevgilin değilim. Yazık sana Fatma Nur. Bir sevgilin yok mu? Yazık. Aç kapıyı! Aç kapıyı! Bu kapının beni durdurabileceğini mi sanıyorsun Fatma Nur? Ha? Aç dedim aç! Fatma Nur! Ahmet! Ahmet lütfen git yalvarıyorum git ne olur Ahmet. Fatma Nur aç kapıyı. Aç yoksa bu kapıyı kıracağım. Aç! Artık bu gözyaşlarının benim için hiçbir değeri yok. Hiç. Söyle Fatma Nur. Söyle. O herifi evimize hangi yüzle çağırdın? Sen benim karımsın Fatma Nur. Ahmet! Sen benim karımsın. Ahmet! Duyuyor musun? Ahmet! Sen benim karımsın. Ahmet yapma! Sen benim karımsın. Ahmet! Baba, adresi buldum. Yürü gidelim. Şu anda mı? Ben gidemem baba. Bu akşam işim var. Ne demek işim var? İşim var demek, işim var demek baba. Fatma'nın o adamın evinde mi bırakalım? Bundan daha önemli ne işin olabilir? Kendi özel işim. Sen tek başına gitmek istiyorsan git. Ama benim bu akşam başka planım var. Nihat senin başın belada mı? Hayır baba. Yok öyle bir şey. Başım belada falan değil. Benim bir hayatım, senden Fatma Nur'dan bağımsız bir gündemim olamaz mı? Normalde olmaz. Yani böyle gizli kapaklı işlerim. O yüzden soruyorum. Bu hallerin bir garip de. Bildiğin bir şey varsa söyle. Ya nereden bileyim? Bir şey anlatmıyorsun ki. Yok çünkü. Anlatacak bir şey yok baba. İşim var. Ama gizli kapaklı bir şey değil. Bir arkadaşımla buluşacağız. Söz verdim ve önemli. O kadar. Tamam. Anladım. Şunu bil. Tehlikeli işler yapanlar hayatta kaybedecek hiçbir şey olmayan insanlardır. Senin bir karın, iki tane de evladın var. Bunu sakın unutma Nihat. Yiyelim mi lan? Benim canım pek bir şey istemiyor. Benim de istemiyor da işte öyle sen laf olsun diye. Ha. Günün yıldızı da geldi. Aman abi. Sakın. Hiç uyuzluk yapmayın birbirinize. Sizi ayıracak halim yok. Ne haber gençler? Ne oluyor oğlum? Ne ters ters bakıyorsunuz?
Hadi atın da oynayalım. Şafak. Efendi gibi geç otur oturacaksan. Hiç senin yüksek yüksek hallerini çekecek durumda değiliz. Niye? Moraliniz mi bozuk? Niye bozuk oğlum sizin moraliniz? Oturmuşsunuz burada böyle artistlik yapıyorsunuz. Kafalar böyle önde. Üzgünüz abi. İnsanız yani. Üzgünüz. Ulan iki gün önce adamın kuyusunu kazıyordunuz. Şimdi hepiniz melek mi oldunuz lan? Lan ben ne herifin kuyusunu kazacağım lan? Lan adamın babaannesinin evine babam mı gitti? He. Evet abi. Hadi açılın böyle. Hadi. Konuşsanız oğlum. Arkamdan fısır fısır dedikodu mu yapacağınıza yüzüme konuşun lan. Alp kardeşiniz gibi azıcık cesaretiniz olsun. Ediz'cim. He Okan. Benim cesaretim var sen merak etme. Oo Okan'a bak ya. Konuşabildiğini hepimize ispatladı. Şimdi sıra sinsi Ediz'de. Şafak tamam yeter. Sen de mi lan? Ben de kardeşim ben de. Otur şuraya yoksa ben oturtacağım. Asabımız bozuk lan görmüyor musun? Burada doğru düzgün bir şey konuşuyoruz. Ben şimdi gidiyorum. Siz de rahat rahat konuşun. Yüzüme söyleyemiyorsunuz ya. Anca böyle arkamdan konuşun. Kimsin lan sen? Kimsin yüzüne söyleyemeyelim? Söylüyorum işte yüzüne yüzüne. O çocuk senin yüzünden öldü. Hala geçmiş burada gevşek gevşek takılıyorsun. Lan bilip bilmeden yalan yanlış konuşma lan. Konuşuyoruz lan ne yapacağız? Sen arıyor. Veriyorsun lan. Veriyorsun lan. Geç. Bittiniz oğlum siz. Tereyağından kıl çeker gibi hallettik. Al bakalım koçum. Sizin hakkınız. Eyvallah. Tamam abi. Hadi. Selametle. Eyvallah. Tamam patron. İş tamam. Burada bir sorun olmaz değil mi? Temiz. Bir sıkıntı yok. Ya çocuklar bizden. Depo sahibi bizden. Bir sorun yok yani. Peki ya polis? Ya Nihat. Burası polisin aklına bile gelmez. Merak etme. Hadi bakalım. Yemek dediniz, hiçbir şey yemediniz. Vallahi benim içim almıyor abla. Acıkırsam sonra yerim. Ama Kadir. Şükran, hadi kızım yatağa. Ama kızım yatmasan büyüyemezsin ki. Sana bu akşam masalını ben okuyayım ister misin? Evet, istersen olur. Fatmanur! Fatmanur, yürü gidiyoruz. Hoş geldiniz. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Fatmanur, yürü gidiyoruz. Hayri Bey, bak orada dur. Bugüne kadar yaptığın terbiyesizliklere amenna dedim. Ama evime gelip bana saygısızlık yapmana izin vermem, haberin olsun. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Ben kızımla konuşuyorum.
Fatma Nur, duymuyor musun? Duymuyorum baba. Çünkü seni dinlemiyorum. Bana böyle olmayı sen öğrettin. Sen böyle olmaya devam ettikçe ben seni asla dinlemeyeceğim. Fatma Nur, son kez söylüyorum. Yürü, eve gidiyoruz. Hiçbir yere gelmiyorum. Ben zaten evimdeyim. Olmam gereken yerdeyim. Ailene sırtını mı dönüyorsun? Benim zaten ailem burada baba. Bu yaptıklarına pişman olacaksın. Hoşça kal. Fatma Nur Ahmet'le evli. Önünde sonunda gideceği yer onun yanı. Böyle ucuz şark numaralarıyla hiçbir şey yapamazsın. Sen o beğenmediğin şark adetlerine dua et. Bak, evimde misafirsin. Biz de misafire hürmet ederler. Gerçi sen hürmet edilecek adam değilsin ama. Eğer Fatma Nur eve dönmezse başın çok büyük belaya girer. Mehmet Kadir ölecek. Bırak baba, bırak. Anca gidersin. Hadi keyfiniz bozmayın, oturun. Oturun, oturun. Ahmet. Ne yapıyorsun oğlum burada? Oturuyorum işte. Ne oldu lan? Yoksa karın evden mi kovdu oğlum? He? Hayır, evden kaçtım. Oh! Harbi mi lan? Bak, bu kötü olmuş. Niye, ne oldu ki? Kadir'le birlikte gittim. E bu daha kötü olmuş. E niye duruyoruz oğlum burada? Gidip evini bassak ya. Ağız burun dalalım herife. Gerçi sen yapmışsın galiba bir şeyler. Kafanı mı patlattı lan? E hazırlıksız gidersen normal. Herif hazman. Fatma Nur yaptı. Yok artık. Öf be. Ben çok kötü bir şey yaptım. Yani baya baya Fatma Nur'a saldırdım. Yuh Ahmet, yuh artık. Teker teker gelin be. Niye yaptın oğlum böyle bir şeyi? E kadın da kendini korumak için tabii vurmuş kafana normal. Sonra da evden kaçmış. Sen demiyor muydun kadınlar kendilerine sahip çıkar? Masaya yumruğu vuran erkeklerden hoşlanır diye. Hiç anlamamışsın Ahmet. Hiç anlamamışsın, hiç. Ya ben masaya vuran dedim. Gidip karısına vuran mı dedim? Tamam. Tamam, sen belli ki üzülmüşsün ama ben Fatma Nur'u tanıdıysam seni affetmez. Babası da duyarsa senin kafanı koparır, haberin olsun. Bence boşanın gitsin ya. Düne kadar boşanma diyordun Arif. Düne kadardı o. Şimdi durumlar değişti. Ya sen gitmişsin, kadına tecavüz etmişsin. Şikayet etse hapse girersin be. Tecavüz falan etmedim. Saçma sapan konuşma. Öyle bir şey olmadı.
Sadece kontrolümü kaybedip üzerine gittim. Sonra zaten o geldi. Sana doğruyu mu söyleyeyim yoksa seni teselli mi edeyim Ahmet? Doğruyu söyle Arif. Tamam o zaman. Bak. Sen karına saldırmışsın. Kadir gelmiş onu kurtarmış. Yani bu ne demek? Hikayenin beyaz atlı prensi Kadir olmuş. Yani sen bu saatten sonra ağzınla kuş tutsan Fatma Nur sana dönmez. Ha köprüye de çıkabilirsin. Gerçi oraya geleceği de meçhul. Benden söylemesi. Yani kısacası çok geçmiş olsun Ahmetciğim. Hadi kalk gidelim. Bu ne böyle be taşa otur otur. Biz çocukken nasıl oturuyormuşuz ya taşa? Hadi kalk gidelim. Sen git. Benim biraz işim var. Karşıma dikilmiş, burası benim evim, burası benim ailem diye laflar etmeye başladı. Hep senin yüzünden. Sen şımarttın bunu. Ben ne yaptım şimdi Hayri? Durup dururken sinirini benden çıkarmaya çalışma. Orada kalmak ne demek? Evli barklı kızsın. Ne işin var senin yabancı bir adamın evinde? O kadar da yabancı sayılmaz. Anlamadım. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ne demek o kadar yabancı sayılmaz? İstersen yarın çaya git. Öyle demek istemedim Hayri. Ne demek istedin? Ne oluyor size ya? Kocası geliyor benden hesap soruyor. Adam haklı. Karım nerede diyor. El alemin adamın evinde mi diyeyim? Ha? Git karını oradan al mı diyeyim? Ne diyeyim adama ne diyeyim? Önce sakin sakin birbirimizi dinleyerek konuşmayı öğrenelim Hayri. Burada kızının, ailesinin iyiliğini düşünen tek kişi sen değilsin. Ayrıca da hep sen doğruymuşsun, biz yanlışmışız gibi davranmaktan da vazgeç lütfen. Tamam. Bul bir çözüm. Ben de ona uyuyacağım. Onları rahat bırakalım. Görmüyor musun Hayri Bey? Biz ne yaparsak yapalım bunları ayırmaya gücümüz yetmeyecek. Bu çocuklar seviyorlar birbirlerini. Bak Nurhan Hanım, ben hayatta kaldığım müddetçe o para avcısı, hadsiz, köylü kurnazı herif benim kızımla evlenemeyecek. O herif öyle saygısızca karşımda durduğu sürece bu kapıların içeri giremeyecek. Anlaşıldı mı? Tek sebep bu mu yani? Evet, tek sebep bu. Anlamıyor musun Nurhan Hanım? Bu adam bizim ailemizi hiçe sayıyor. Onurumuzla, gururumuzla oynuyor. Anlamıyor musun? Bu yaptığın ne babalık ne gurur. Bu yaptığın kendini beğenmişlik ve bencillik. Çocuklarımız bizim yanımızda olmak isterlerse olurlar. Ama olmak istemiyorlarsa o zaman suçu kendimizde aramamız gerekiyor. Ne saçma diyorsun sen? Senin şu haline bakınca Fatma Nur'un neden seninle gelmek istemediğini anlıyorum diyorum Hayri. Bu yaptığın babalık değil, zorbalık. Ve ben buna müsaade edemem. Ben bu aileyi böyle ayakta tutuyorum. Böyle hep beraber her akşam bu evde yemek yenebiliyor. Yeter Hayri. Yeter. Murat! Murat! Annem. Çok özür dilerim. Ne haber Ahmet? İyi, sen? Yürümüyordun ne zamandır? İşlerim vardı biraz. Oğlum sen okul okumadın mı lan? Üniversite mi üniversite? Öyle. Oğlum bak bir durum varsa söyle biz halledelim. Okumuş etmiş adamsın, yazık etme kendine. Gerek yok abicim. Oğlum vallahi lan. Söyle kimse bizimkiler indirsin. Semih, uzatma da ver şunu hadi.
Yalnız dikkat et, sağda solda dolanmasın. Merak etme. Eyvallah. Abine de selam söyle. Zengin arkadaşlarından vakit bulursa bir uğrasın. Tamam. Tamam. Konuşacak hiçbir şey kalmadı diyorum sana. Hiçbir şey. Bitti, tamam. Anne, ne oluyor? Ne bu valizler? Annen delirdi. İyice zıvanadan çıktı. Çocukların yanında bir daha benimle böyle konuşursan... ...ben sana niye laf anlatmaya çalışıyorum ki? Gidiyorum oğlum ben. Anne tamam, bir sakin olun. Nereye gidiyorsun gece gece? Bu evde bir dakika bile kalmayacağım. Yeter artık. Bu kapıdan çıkarsan bir daha dönüşün olmaz Nurhan. Bilmiş ol. Sen kapris yaptığımı zannediyorsun değil mi Hayri? Seni terk ediyorum diyorum. Bir dakika, ne terk etmesi? Ya bir sakin olun baba. Tamam ya, çekil önümden. Ya tamam tamam. Neden gidiyorsun? Çünkü artık Fatma Nur'un yanında olacağım. Ve onun Kadir'le evlenmesi için elimden geleni yapacağım. Babam buna müsaade edemezmiş. Ve o zaman yollarımız burada ayrılıyor demektir. Nihat bırak gitsin. Nasıl olsa birkaç güne kadar döner. Sen farkında değilsin hala ama. Ben boşanıyorum Hayri. Anne. Ya baba bir şey yapmayacak mısın? Gitmek istiyor, ne yapayım? Ya inadın yüzünden ailemizi bozuyorsun. Farkında değil misin? Ben böyle bir şeye izin vermem, o kadar. Nihat, o zaman biz de gidiyoruz. Ne saçmalıyorsun sen? Otur oturduğun yerde. Baba! Bir daha Şenay'la sakın bu tonda konuşma. Sevgilim, bizim valizleri de hazırlar mısın? Bravo Nurhan Hanım. Sonunda çocukları da bana karşı kışkırtmayı başardın. Ben hiçbir şey yapmadım Hayri. Ne yapıyorsan sen kendi kendine yapıyorsun. Biz artık senin bağırmaların, aşağılamaların, korkutmalarınla yaşamak istemiyoruz. Fatma Nur sevgiyi buldu. Niye bu kasvetli ve mutsuz eve dönmek istesin ki? Burası bizim evimiz, yuvamız. Artık değil. Artık sadece senin bizi yaşamaya zorladığın yer burası. Huzursuz ve sinirli. Tıpkı senin gibi. Hayri Bey, biz çocuklarımızın karşısında değil, yanlarında, arkalarında olmayalım mı? Anne babalık demek bu demek değil mi? Ver anne. Tamam, tamam, tamam. Madem bıçak kemiğe dayandı, tamam gelsinler konuşalım. Bak, Hayri Bey, iki gün sonra ağız değiştirmek yok, Nihat şahidimiz. Tamam. Bir şey mi oldu? Uyuyamadım. Sen? Ben de. Selim'i düşünüyorsun değil mi? Evet. Onu. Babaannesi Kıymet Hanım. Gencecikti çocuk ya.
hayat doluydu. Bir ölüm haberi daha almak bana biraz ağır geldi. Haklısın. Çok zor. Zor. Peki sen? İyi misin? Zamanında gelip beni oradan çıkardığın için artık iyiyim. Düşününce inanamıyorum. İnsanın düşündüğü tek şey, umursadığı tek şey sadece canının acısı oluyor. Ama gayet iyiyim, merak etme. Zamanında gelmeseydin olabilecekleri düşününce. İyi ki geldin. Sen merak etme. Hiç kimsenin sana zarar vermesine izin vermeyeceğim. Biliyorum. Kadir. Benim bir an evvel Ahmet'ten boşanmam lazım. Maşallah, kolay gelsin. Ben size ne dedim Kadir? Yaklaşmak, koklaşmak yok demedim mi? Yürü odaya. İyi geceler. Abla ayıp oluyor ha. Sanki kötü bir şey yapıyormuşuz gibi. Ben de kötü demedim zaten. Yasak dedim Kadir. Reçelli ekmek mi yaptın Fatma Nur ablana yesin diye? Sağ ol kuzum. Git bir babana bak bakayım. Süs baban gelemedi hala. Çocuk bile anladı senin yemek yapamadığını da. Aç kalmayasın diye reçelli ekmek yaptı sana. Ayşe abla ya. Bu bize Hatay'dayken bir kek yaptıydı. Aha böyle taş gibi. Kafana atsan kafan kırılır. Ama yağı azdı. Tabii tabii, yağ azdı. Yoksa lezzetliydi ya değil mi? Ünlü tutturdu bir de yiyeceksiniz diye. Sabahat, kızım yani bunu yiyen denize girse dibe batar evelallah dediydi de gülmüştük. Hatırladın mı? Hatırladım. Günaydın. Günaydın. Geç otur. Günaydın. Okula mı? Evet. Geç bakalım kuzum. Hop, geç kuzum. Sen gelmiyor musun? Ben Ahmet'le karşılaşmak istemiyorum. Fatma Nur, sen utanılacak bir şey yapmadın. Utanılacak bir şey yaptıysa o da Ahmet. Doğru. Haklısın. İyi, hazırlanayım ben de geleyim seninle okula o zaman. Nereye hazırlanıyorum? Benim hiçbir şeyim yok ki burada. İstiyorsan okula giderken bakarız bir şeyler. Olur. Kahvaltı. Dünden beri bir şey yemediniz. Abla iki dakika huzur ver ya. Afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Hadi güle güle.
Günaydın. Günaydın. Hazırlanmamışsın. Evet. Bugün okula gelemeyeceğim. Önünde sonunda okula gelmek zorundasın biliyorsun değil mi? Evet. Ama bugün değil. Şafak. Bak eğer biriyle konuşmak istersen... ...ne bileyim belki Tijen'le görüşebilirsin. Neden herkes bana kafayı taktı ya? Kendi işinizle ilgilensenize siz. Kendi duygunuzla, kendi üzüntünüzle. Biri diyor ki üzülmene gerek yok. Öteki diyor ki yeteri kadar üzülmüyorsun. Başka işiniz yok mu sizin ya? Bir rahat bırakın beni. Allah Allah. Bir yandan gideyim teselli edeyim diyorum. Bir yandan... Ben de ne hali varsa görsün diyorum. Belalı kız oğlum. Eline dokunduğunun başı belaya giriyor. Sizin aranız iyi değil miydi? Gidip destek olsana arkadaşına. Haklısın aslında. Oğlum direkt gitti. Laf sokayım diye şey etti. Bence o da aynı şey için gidiyor da. Nasılsın? Kötü. Çok kötüyüm Venüs. Normal. Değdi mi bari yaptığın kaprise? Ne? Selim öldüğü gece senin onunla konuşmadığını söyledi bana. Neden? Ya niye sana böyle bir şey söyledi ki? Çünkü üzgündü Şule. Çünkü insanlar üzülebiliyorlar. Ama tabii bu seni zerre ilgilendirmez değil mi? Şu an seni dinlemek istemiyorum. Normal. Gerçekleri duymak işine gelmedi tabii. Neymiş gerçekler? Gerçek şu ki sen o gece o arabaya binmeseydin Selim ölmeyecekti Şule. Şimdi bu ağlama numaralarıyla suçunu örtbas etmeye çalışma. Ben. Tabii ki de en çok ben üzülürüm. Selim benim erkek arkadaşımdı Venüs. Ben onu seviyordum. Söylediklerim. Bana haksızca saldırıyorsun. Hiçbir şey bilmeden suçlamak kolay değil mi? Ben sevdiğim adamı kaybettim beni. Tabii ki de en çok ben ağlayacağım. Çünkü onu aranızda en çok ben seviyordum. Anladın mı? Bu sefer maalesef mağdur sen değilsin Şule. Çünkü biri öldü. Ayrıca sevmeye gelince... Hatta çok sevmeye gelince bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Çünkü o artık geçmiş zaman. Başınız sağ olsun hocam. Başınız sağ olsun.
sağ olsun. Hepimizin çocuklar. Hepimizin başı sağ olsun. Hocam. Ben çıkabilir miyim? Tabii ki. Çocuklar. Arkadaşınıza bir bakın bakalım hadi. Evet. Anladığım kadarıyla bugün hiçbirimizin ders yapmaya hali yok. Sana ne oldu böyle Ayşe? Yok bir şey, düşünüyorum öyle. Neyi düşünüyorsun? Çocukların hali ne olacak diye. O Yezid babası rahat bırakmaz bunları. Adam şeytan gibi bir şey. Kızın tavrını görmedin dün. Ne yapabilir ki o? Ne bileyim. İçimde bir sıkıntı var. Taburda, kalbimin üstünde taş gibi. Evde kapalı kaldığın içindir o. Yarın seni gezmeye götüreyim. Göstereceğim çok güzel yerler var. Artık olmaz. Neden? Aynı evin içindeler. Bir de gezmeye gidiyor derler. Kim? Kim ne diyecek? Hoş o da var tabii. Ama ne bileyim konu komşu. Peki ne yapmak lazım o zaman? Her şeyi ben mi söyleyeceğim Basri? Bir münasip yolunu bul artık. Ha? Kadir. Şimdi annemle konuştum. Bizimle konuşmak istiyorlar. Ben herkese ikna ettim dedi. İnanabiliyor musun? Bundan sonra sizin arkanızdayım dedi. Akşam yemeğe gideriz değil mi? Bak ama istemezsen de anlarım. Benim için hiç önemli değil. Tabii ki önemli senin için. Onlar senin ailen. Ama beni de anla. Daha dün baban gözüme demediğini bırakmadı yani. Çok haklısın. Tamam ben şimdi arayıp olmayacağını söyleyeceğim. Dur bakalım. Hemen kestirip atma. Kibarlık edip davet etmişler. Ama bana biraz zaman ver. Düşünmem lazım. Olur mu? Tabii ki olur. Hatta istemezsen de asla üzülmem ve kırılmam. Tamam. Görüşürüz. Hoşça kal. Ahmet. Efendim Türkan. İyi misin? Evet, neden? Ne bileyim, sesin biraz durgun geldi de. İyiyim, merak etme. Okula gelmeyince Fatma Nur'a sordum. Bilmiyorum dedi. Ayrılmaya karar verdiniz galiba. Hayır, öyle bir şey yok. Ha. Tamam. Türkan, lafı dolandırma da ne söyleyeceksen söyle.
Ya Fatma Nur'la Kadir bu ara biraz fazla sıkı fıkı. Hastaneye de beraber geldiler. Seni göremeyince ben de Fatma Nur'a sordum. Bilmiyorum dedi. Ben de ayrılmaya karar verdiğinizi düşündüm. Hayır, ayrılmadık. En azından ben ayrılmadım. Anladım canım. Üzürüm olur mu? Tanıdığım çok iyi bir boşanma avukatı var. İstersen ayarlayabilirim. Bence gerek kalmayacak. Anladım. Ben aklında olsun diye söyledim. Bu arada istediğin kadar dinlenebilirsin. Şimdi okula gelip onları öyle görünce daha fazla moralim bozulmasın. Kendine iyi bak tatlım. Gördün mü bak? Katiller olay yerine muhakkak geri gelirlermiş. Boş konuşma kraliçesin ha Şule. Sen roman falan yazsana. Orada kullanırsın bu lafları. Ben hiç uyuyamıyorum. Gözlerimi her kapattığımda Selim'i, o geceyi görüyorum. Senin sorunun Şule. Peki senin sorunun ne? Niye geldin buraya? Benim sorunum o. Çünkü herif ölürken bile bana bir şekilde gol atıp kahraman olmayı başardı. Şimdi ben ne yaparsam yapayım hiçbir şekilde kazanamayacağım. Sonsuza kadar o kazandı. İşte sorunum bu. Anladın mı? Şimdi sen burada ağla. Benim işim var. Tanıdım oğlum. Sen Selim'imin arkadaşısın. Ah be oğlum. Sen ne vefalı, ne iyi kalpli bir çocuksun. Bak gördüm, Selim ben oldum. Bizim Selim sonu ayakta tutar demiştim hastanedeyken ama bak tutmadı be oğlum, tutmadı be. Böyle senin gibi karşımda olsaydı da böyle sarılsaydı buna ben ya. Çok yaşa, çok. Allah seni anana babana bağışlasın. Sen çok vicdanlı, çok iyi kalpli bir çocuksun. Allah seni ailene bağışlasın. Neyi düşünüyorsun? Baba görmedim adamı ya. Gördüm. Bizim orada tam dayaklık derler böylelerine. Ama ne yapayım senin kayınpederin.
Ha, geç dalgana baba, geç. Bugün kızcağızın okuldaki halini görecektin. Annesi aradı diye seviniyordu. Bir yandan da hak veriyorum. Neticede onun ailesi. Neyi düşünüyorsun o zaman? Yani sen kararını vermişsin. Babası ama... ben... evet, doğru söylüyorsun. Git haber ver kıza. Sonra gel konuşuruz. Baba ben nasıl yapacağım şimdi? Git haber ver, onu sonra konuşuruz. Daha sonra evden uğrar, eşyalarımı alıp getiririm. İstersen akşam için de bir şeyler al. Annenlere giderken giymek için. Olur. Kadir, çok teşekkür ederim. Bunun senin için ne kadar zor olduğunu biliyorum. Teşekkür ederim. Fatma Nur aradı. Akşama geliyorlar. İyi, gelsinler. Hayri, bak söz verdin. Tamam, söz verdim. Bunaltma. Seni bunaltan ben değilim canım. Bu oda, karanlık. Babaannesi nasıl? Nasıl olsun kadıncağız? Akrabalarının yanına gitti. Her gün arıyorum ama... mevzu benim aramam değil ki. Zor tabii. Sen nasılsın peki? Bilmiyorum ki baba. İnsanın evladını kaybetmesi ne demek tahmin edebiliyorum. Dayanılmaz bir acı. Allah kimsenin başına vermesin. Ne desem deva olmaz. Bugün sınıfına girdim. Böyle sırayı bomboş görünce... ayaklarım geri geri gitti. Anlayacağın iyi değilim. He. Bu işin içinde o Hayto olan da var değil mi? Evet. Ama bu defa o da sarsıldı. Kuyruğu dik tutmaya çalışıyor ama... İçi yandı belli ki. Onların işi de zor. Senin de. Evet. Zor çocuk. Ama çocuk işte. Kadir, bu eve gelen kadını o mu ayarlamış? Öğrenebildin mi? Onu Türkan Hanım araştıracaktı ama... Selim'in mevzu falan derken kaynadı gitti. Ben yarın konuşurum. Kadın bir daha bu eve gelirse işin içinden çıkamayız. Doğru söylüyorsun. O işi ihmal etmemek lazım. İyi insanlar lafın üstündeler. Efendim Türkan Hanım. Biz de tam sizden bahsediyorduk. Öyle mi? Neden? Şu çocuk esirgeme kurumundan gelen hanımefendiyi araştıracağınızı söylemiştiniz. O yüzden.
Evet, araştırdım. Kadın gerçekten de orada çalışıyormuş. Sanırım Ayşe Hanım yanlış gördü. Hmm. Olabilir. Peki ne yapacağız? Ben de onu soracaktım. Fatma Nur galiba sizde kalıyor artık, değil mi? Evet. Yani kadın tekrar geldiğinde nasıl bir açıklama yaparız bilemiyorum. Anladım. Eğer yarın vaktiniz varsa bu konuyu etraflıca bir konuşalım sizinle. Olur, olur tabii. Peki. Görüşmek üzere. Kadir Bey. Ahmet'ten haberiniz var mı? Kaç gündür okula gelmiyor. Telefonlarını da açmıyor. Yani dersleri aksadı iyice. Haberim yok. Fatma Nur bilir mi? Yani sonuçta hala boşanmadılar, öyle değil mi? Kadir Bey? Onun da bilgisi olduğunu sanmıyorum. Anladım. Kusura bakmayın. Yardımcı olamadım size. Rica ederim, önemli değil. İyi günler. İyi günler. Alo Ahmet. Efendim Hayri Bey. Bu gece bize yemeğe gel. Neden? Ne oldu? Fatma Nur'la Kadir gelecek. Bize bir şeyler söyleyeceklermiş. Senin de burada olmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Fatma Nur'un kocası olarak. Sonuçta biz bir aileyiz, öyle değil mi? Öyle tabii. Peki diğerlerinin benim geleceğimden haberi var mı? Sen benim özel konuğum olacaksın. Tamam. Görüşürüz. Kötü bir şey derlerse, hadi bize iyi akşamlar, biz sizi böyle bilmedikli der, kalkarsınız. Abla olmaz öyle bir şey. Öyle bir şey olsaydı Nurhan Hanım bizi davet etmezdi. Hazır mısın? Hı hı. Nasıl, güzel olmuş mu? Prenses gibi olmuşsun. Değil mi kız? Babacığım, bu gece artık masalı Ayşe ablan anlatır sana. Öpücük. Bir kere ben senden daha güzel masal okuyorum. Hadi, selametle. Güle güle gidin. Thank you.
Hoş geldiniz. Buyurun. Yemekten önce bir şeyler içer misiniz? Ben almayayım. Ben bir su alabilirim aslında. Hayri Bey. Ben bir şey istemem. Çiğdem bir su getirebilir misin lütfen? Tamam efendim. Çocuklar yok mu? Yukarıdalar. Şimdi Sabri ortalığı dağıtmasın diye yukarıda yedirelim dedik. Anneciğim, Begonya'ya ne oldu? Kesmek zorunda kaldım. Hastalandı, kurtaramadım. Ay, çok üzüldüm. Çok severdim. Kadir açardı, bir güzel olurdu. Keşke görebilseydin. Fatma Nur'un yaşındaydı neredeyse. ben izninizle yemek hazır mı diye bakayım. Çocukların maskarası olduk senin yüzünden. Nedenmiş o? Nereden çıktı şimdi bu bahçe muhabbeti? Konuşacağımız konu belli. İkisi de evli baktı insanlar. Ne yapacaksın diye soracağız. Tamam, tamam hadi gel. Hadi. Hazırsanız geçebiliriz. Yemek hazırmış. Hadi buyurun. Buyurun. Aslında ben çok görmek istiyorum. Hatta 3 günlük turlar varmış. Hı hı. Aslında gezmek istiyorsanız Antakya için 3 gün çok az. Ama sadece yemek yemek istiyorsanız çok çok az. Çorba çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Hoş geldiniz.
İyi akşamlar sevgili ailem. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ahmet. Ne haber Kadir hocam? Bakıyorum da aile iyice ısınmışsın. Daha düne kadar atıp diyordun herkese. Tabii. Arkamı dönünce böyle herkesle hemen sarmaş dolaş değil mi? Ben bir çocuklara bakayım. Tamam canım. Ben yemeğe davetli değil miyim? Benim tabağım nerede? Olur mu öyle şey? Gel otur. Sen de bizim bir evladımız sayılırsın. Öyle değil mi Hayri Bey? Tabii tabii. Gel, gel otur. Evladınız mı? Evladınız mı yoksa eski damadınız mı? Ben geldiğimde hepiniz neşeliydiniz, gülüyordunuz. Ama ben gelince... Ne oldu ki? Ben gelince sorun oldu tabii. Planlarınızı mı konuşuyordunuz? Anne saçmalama da geç otur. Otururum. Otururum da merak ettiğim çok önemli bir şey var. Bu herif yemekten sonra benim karımı alıp gidecek mi onu merak ediyorum. Ahmet bak. Ahmet ben zaten senden boşandım. Ahmet! Ahmet ne yaptığını sanıyorsun? Dur! Sakın. Sakın o sözünü bitirme Fatma Nur. Sen benim karımsın. Ölüm bizi ayırıncaya kadar da öyle kalacaksın. Ahmet lütfen sakin ol. Sakin ol Ahmet. Ben sakinim. Sadece Fatma Nur'la konuşuyorum. Karımla iki laf edemeyecek miyim yani? Ahmet tamam ne olur yeter. Fatma Nur. Neden Fatma Nur? Neden bunu yaptın? Neden kapımı çaldın? Neden benimle evlendin? Neden verdiğin bütün sözleri tutmadın? Beni niye aldattın? Bu adam için mi? Ahmet. Bak, yanlış bir şey yapma Ahmet. Sen karışma. Bir süredir düşünüyordum da neden her şey böyle tepe taklak oldu? Ama sonra buldum. Senin yüzünden. Her şey sen ortaya çıktıktan sonra başladı. Ahmet lütfen sakin ol. Sakin ol Ahmet. Belki ölsen bazı şeyler değişir ha? Ahmet. Yapma. Ahmet. Ahmet yapma saçmalama lütfen. Fatma Nur dur. Bak görüyor musun Kadir Hoca? Fatma Nur senin ölmene razı değil. Belki birlikte ikiniz ölürseniz
Her şey düzelir ha? Yapma, yapma! Ahmet. Ahmet. Buna gerek yok Ahmet. Senin derdin Fatma Nur'la değil. Sen bana kızgınsın biliyorum. Sen bunu kızgınlık olarak mı algılıyorsun Kadir Hoca? Bu masadaki en masum kişi sensin değil mi? Söylesenize. Ahmet kendine gel, yeter artık. Neden? Hayır. Sakın. Neden? Ben çok eğleniyorum. Sen eğlenmiyor musun Hayır amca? Hı? O silahı bırak, adam gibi konuşalım. Önce sen adam ol. Konuş. Seni tutan mı var? Ama konuşamazsın değil mi? Çünkü senin konuşmaktan anladığın tek şey karşı tarafı tehdit etmek. Tabii şimdi güçler değişince sen de bozuldun. Beni yemeğe davet ederken bunların olacağını hiç düşünmemiştin değil mi Hayri Bey? Hayri ne demek bu? Size söylemedi mi? Bilmiyorlar değil mi? Onlara söylemedin. Beni bu akşam bu yemeğe Hayri Bey davet etti. Tabii her zamanki gibi hepinizin arkasından iş çevirerek. Ahmet yeter! Kapa çeneni yoksa beynini dağıtırım. Ahmet kardeşim yeter artık. Bak herkesi korkutuyorsun. Lütfen. Görüyorsun değil mi Kadir Hoca? Hayatta ölümden en çok korkanlar, hayatta en çok kötülüğü yapanlardır. Ben hiç korkmuyorum. Çünkü sadece sevdim. Karşılıksız sevdim. Ama söylediğim gibi işte. Ölüm bizi ayırana kadar sen benim karım olarak kalacaksın Fatma Nur. Buna kimse engel olamaz. Ahmet! Ahmet! Ahmet yapma lütfen. Ahmet! Yeter! Yeter! Ahmet sakin olun! Ahmet sakin olun! Ahmet sakin olun!